Eminim. Kitabın tanıtım cümleleri önce dikkatimi çekti. İnsanların birbirlerini gözünün içine bakarak tanıdığı, konuşarak dokunduğu, dertleşerek anlaştığı yıllara götürüyor. Çocukların hala çocuk olduğu, boş arazi görünce topu alıp koştuğu, komşuların teklifsizce birbirlerinin kapısını çaldığı, bayramların hep birlikte kutlandığı, mutlulukların, acıların paylaşıldığı diye devam ediyor. Aşkların like'lara kurban gitmediği, sessizliğin ayrılık anlamına geldiğinin bilindiği yıllar. Şimdi ben zannediyordum ki bizim kuşak böyle bir özlem duyuyor. Senin için de böyle mi? Çünkü burada senin çocukluğundan çok iz var gibi geliyor bana. Ama dünya bence son 10 yılda çok değişti ve farklılaştı. Yani beni biraz bu hikayeler 80'lerde ve 90'lara değen, yani benim çocukluğuma işte lise yıllarıma, üniversite yıllarıma değen hikayeler. Ama son 10 yıldır teknoloji, modern hayat o kadar değişti ki bu kavramlarla modern hayatı birazcık birleştirmek ve değdirmek gerekiyor. Ve yani insan olarak da bunlar üzerine biraz fikir üretmek gerekiyor. Sadece öykücünün, sinemacının değil. Evet. Bence felsefecinin de, aydınların da bunlar üzerine bir şey söylemesi gerekiyor. Biraz bunlardan çıkan, hani biraz benim dertlerimle de ilgili. Bu geçmişe bir güzelleme değil aslında. Yani her dönem, her çağ kendi içinde güzellikleri vardır. Sadece bunu birleştirdiğimizde bize bir hikaye ve bize bir hoşluk veriyor. Ama çok izler var muhakkak. Çok. Her ne olursa olsun belki de kendi yaşadıklarından yola çıkıyorsun. Kurmaca da olsa öyküler. Aynen öyle. Öyle değil mi? Mesela ben hemen seni görür görmez Hakan kim diye sordum. Çünkü çokça Hakan var. Evet. Aslında Hakan biraz ben, biraz o çocukluğumun geçtiği mahalledeki arkadaşlarımın toplamı gibi bir şey. Ve Hakan'da bazen kendimi de buluyorum. Yani. Muhakkak değil mi? O gözle de aslında okura bir ipucu vermiş olduk. Evet. O gözle de okuyabilirler. Bu arada kitabın adı Sessizlik. Ben sessizlik kavramının farklı farklı öykülerde geçtiğini de yakaladım. Yani sessizlik diye bir öykün var. Evet. Bir öykünün adı o. Belki hani o öykünün adından yola çıkarak kitabın adı oldu bilmiyorum. Ama çokça sessizlik kavramı geçiyor. Sessizlik çok güçlü bir kelime bence. Yani bir de kendini fazlasıyla yenileyen, herkese farklı anlamlar bırakabilecek bir kelime. Yani kimi için huzurdur, kimin için korkunç bir şeydir, kimi için asla tahammül edemediği bir şeydir. Ve hikayelerde de fazlasıyla sessizlik kelimesi ve sessizliğin yarattığı anlar var. Yani biraz öyküler o sessizlik anlarında. Çünkü ben hikayeleri hep kendi ağzımdan aktardığım için ve hikayelerdeki anlar hep o sessizlik anlarında aslında vücut buluyor ve yaşamaya başlıyor. Ve herkes kendi anlamını bulsun aslında biraz da. O yüzden biraz sessizlik olsun istedik.